Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar çok fazla söyleyeceğim konu var. O yüzden hızlı bir şekilde ilerliyorum. Asıl önemli duracağım yer başka. FFDK Türkiye Kupası final seremonisinde 5 yıldızlı forma giyen Fenerbahçe'ye ihtar cezasını açıkladı. Yani yapılan açıklamada Fenerbahçe, Fenerbahçe AŞ'nin bakın dikkatlice dinleyin burayı. 11.06.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ, Medipol, Başakşehir, FK, Zira Türkiye Kupası müsabakasında 2022-2023 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsünün 7'ye 6. maddesi ve sportif ekipman talimatının 16. maddesine aykırı eylemler nedeniyle ihtar cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bunun Türkçesi şu, sezonun başında Fenerbahçe'nin belli bir forması olur, belli bir şey olur, bu belirtilir. Bunun dışında bir şey giyemezsin. Buradaki e, verilen ceza bu şekilde arkadaşlar. İhtar cezasında sebebi bu. Eğer 5 yıldız tamamen şöyle aykırı böyle aykırı olsaydı daha değişik olurdum. Zagreb Fenerbahçe'nin Divakovic teklifini kabul etti. Dinamo Zagreb Fenerbahçe'nin Divakovic'in yaptığı 9 milyon euroluk teklifi kabul etti diyor. Haberde uzun zamandır Fenerbahçe Dominik Livakovic transferinde sıcak gelişme yaşandı diyor. Ben şunu söyleyeyim. Altay bayındır. İstediği kadar iyi futbolcu olsun. Abdestinde namazında bir insan olsun. Ne bileyim sizleri sevindirsin, yetimleri giydirsin, ne bileyim başka bir şey yapsın, 500 bin e, TL deprem bölgesine de para versin. Bazı Fenerbahçe taraftarına göre Altay Bayındır eşittir öcü. Ve bu psikolojiyle Altay Bayındır Fenerbahçe'de devam edemez. Açık ve net söyleyeyim size. Hocam ister misin gitsin? İsterim. Çocuğun kendisi için gitsin isterim. Çok karakterli, süper bir insan. Yani sizlerin ve Fenerbahçe'deki bazı Fenerbahçeliyim diyenlerin malzemesi olmaması için gitmesi lazım. Hırvat basınına göre 10 milyon euroya serbest kalır maddesine karşı uzlaşmaz tutumlarını bıraktılar ve 9 milyon euroluk teklifi kabul ettiler. Arkadaşlar bunun özeti şu. 15 tem 15 Ağustos'ta biz size izin vereceğiz dediler. 10 milyon euroyu da 8'e düşürdüler. Benim bildiğim kadarıyla. Bakalım ne olacak? Şimdi Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarında AYK maçının ardından transfer olacak dediler. Yarışı Fenerbahçe'nin kazandığını söylüyor. Vallahi hakkımızda hayırlısı olsun. Ama ben şunu söyleyeyim. Olur ya Livakovic geldi. Hatalı gol yedi. En ufak bir yorum yapanın 7 ceddine de küfür ederlerse ben de kesinlikle banlamam. İyi de yaptınız derim. Çünkü ya arkadaş zannetmeyin ki gelen futbolcu her maç işte 5, 5 pozisyon birden kurtaracak. Şöyle yapacak böyle yapacak. Ya maç ertelendi. Farkında mısınız? AYK Dinamo Zagreb maçı ertelenmiş gördüğüm kadarıyla. Şimdi e, ee, bu ölümlü olaydan sonra UEFA ikisini birden men etse ya da Zagreb'i men etse Zagreb ne yapacak? Hiç kimse futbolcusunu da almaz. Mecbur para da lazım. Yani bu iş Ayakan'ın işine yaradı. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe çekip alması lazım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Hakim Ziyek hamlesi diyor. Şimdi Chelsea'de kadro dışı bırakıldı Hakim Ziyek. Fenerbahçe ve Beşiktaş e, ve Galatasaray'a önerildi. Ama Galatasaray nahu, nahu demiş iki takım da ilgileniyormuş. Arkadaşlar ben size açık söyleyeyim. Açık, net söyleyeyim. Kalede Altay Bayındır devam etsin. Ferdi de oynar. Orta sahada da İsmail ya da Mert Hakan'dan birini oynatırız. Diyorsanız Hakim Ziyek hayırlı olsun. Yok. Hocam Altay gitsin. Libakov istiyorsanız Hakim Ziyek kesinlikle gelemez. Ferdi oynatırken mecbur o oynatacaksın. Hani Mert Müldür oynatayım diyecek halin yok. Hani benim düşündüğüm, benim düşünceme göre Mert Müldür oynatayım diyecek halin yok. Ha, Mert Müldür, Ferdi oynatayım, ortada da İsmail oynatayım desen yine üçüncü bir isim lazım. Hani Livakovic artı Hakim Ziyek. Ben şunu söyleyeyim. Geçen sezon 24 maçta görev aldı. 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun istekleri çok yüksek. İstiyoruz ama alabilir miyiz? Sanmıyorum. Fenerbahçe'den ha şunu da söyleyeyim. Oyuncu isteklerini düşürür. Fenerbahçe bir çözüm bulur. Üç yabancı, 3 şey, Türk olayına bir şey diyemem. Mesela bir Merih Demiral gelseydi. Düşünsenize bak. Merih Demiral, BKO ikilisi. BKO hoşunuza gitti değil mi? Anlattığım kadar var mıymış? Arkadaşlar görün bakın hayran kalacaksınız dediğim kadar var mıymış? Daha durun. Hiçbir şey izlemediniz. Daha hiçbir şey izlemediniz. Bekleyin. Ben şunu söyleyeyim. Bir Merih Demiral çeksen. Ferdi de var zaten. Üçüncüyü illaki bulursun. Ama durum bu. Şimdi Buruma Fenerbahçe'de forma şansı bulamadı. Portekiz'e gitti. Fırtına gibi esmeye devam ediyormuş arkadaşlar. Teknik direktör Jesus'un özel isteğinden alınmıştı. Braga'ya gitmişti. Yeni adresi doğru aldı. 6,5 milyon euroyla Ve yıllık kazancı 1,5. Kendisini göstermeye devam ediyor. Portekiz liginde dün akşam Braga ve TSC. ya iki gün önce Braga TSC'nin oynadığı maçta 17. dakikada açılış golünü atmış. 90 dakika süre almış. İlk maçında kendini göstermeyi başarmış. Takımının 3-0'lık galibiyetine katkıda bulunmuş. Fenerbahçe'de Batshuayi için ayrılık çanları diyor. Ben bir iddia duydum ama. Küfür edersiniz. Lukaku. Yani Fenerbahçe Batshuayi'yi gönderecekmiş, Lukaku'yu alacakmış. Ben size soruyorum arkadaşlar, imkan veriyor musunuz? Ben imkan vermiyorum. Fenerbahçe'de mi Batshuayi'nin bir talip çıktı diyor. Lens'ten sonra Salerno'da da teklifte bulundu. Her geçen gün teklif artıyor. Beklenti 13 milyon euro. Bu arada 13 milyon euroyu veren olsa Batçuay'a gider ha ben size söyleyeyim. Yani 13 milyon euro gelirse gider. Şu ana kadar Fenerbahçe formasını 34 maçta 22 gol atıp 2 de asist kaydetti diyor. 35. maçına da çıktı ama sonradan girdi. Çok etkili olamadı. Fenerbahçe'ye sürpriz 9 numara. Bak hemen o haberin ak akabinde. Batçuay'ın olaysı ayrılığına karşılık Fiorentina'nın golcüsü Luka Jovic'i listesine ekledi. Çalışmalar sürüyor diyor. Şimdi önce şunu söyleyeyim, benim Jovic'e dair hiçbir duyumum yok, hiçbir bilgim yok. Ancak Sırp ama doğum yeri Bosna Hersek olan bir futbolcu. Yani tad içlen, Jeko'nun karışımı bir şey. Bak bu bizde olur ha. Ben size söyleyeyim, eğer bu bize gelsin bu bizde felaket bir şey olur ama uzatma şeyi var. 2000 22'de bedelsiz geldi. Yani geçen sene bedelsiz geldi. İtalya Serie A'da ne yapmış? 31 maç, 6 gol, 3 asist. Ben isterim biliyor musunuz? Eğer Batshuayi gidecek, bu adam gelirse isterim ben. Yani Valencia'nın yeri yedince golle doldu, çok da güzel doldu. Batshuayi ikinci plana düştü. Lens 9. Ben size bir şey söyleyeyim. 13'e onu alsak, yani 13'e Batshuayi'yi göndersek, 4'e 5'e Lukajoviç'i çeksek ben size bir şey söyleyeyim. Harbi bir işe yarar. Bak geçen sezon 50 maça çıkmış. 13 gol 6 asist. 63 milyon euroya 2019'da Real Madrid'e diyor. Yani ben isterim. Ama ben bunu istiyorum diye basatçı. Ne bileyim futboldan anlamaz falan ilan etmezsiniz değil mi? Umarım etmezsiniz. Rosenior Bora Aydınlık gelişim grubunun bir parçası olmasını istiyoruz demiş. Kim bu? Acun Ilıcan'ın sahibi olduğu. Altiti. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Bora Aydınlığı. Kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ee, i̇ki kulüp kirala, kiralık anlaşması için şeye vardı diyor. İngiliz Akademisi'ne katılacak olan falan filan. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi tam kiralık demeyelim. Nasıl hocam ne diyelim? Satalım da alma önceliği bizde olsun diyelim. Al sitenin teknik direktörü demiş ki bence bir gelişim projesi. Türkiye ile gerçekten güçlü bağlar kurmaya çalışıyoruz. Bora Aydınlık Fenerbahçe'nin öne çıkan genç oyuncularından biri. Bu yüzden eğer gelirse gelişim grubunun parçası olmasını istiyoruz demiş. 2025 Haziran'a kadar sözleşmesi var. İsmail Kartal A takımda da görevlendirdi. ABD doğumlu oyuncu. Zimbur'u ile oynadı. 4-0 kazandı. UEFA Konferans Ligi 2. Önen Rövanş maçında. Yedek soyundu. Süre alamadı diyor. U19 milli takımda da iki kez forma giydi. Keşke gitse de kurtulsak. Futbolcu da kurtulsa. Neyden kurtulsak biliyor musunuz? Yedek kulübesinde durup çürümesinden kurtulsak. Fenerbahçe'ye Kurun işten kötü haber diyor. Bak bir iyi haber veriyorlar, bir kötü haber. Radekun işten kötü haber geldi. La Gazzetta dello Sport Milan'la sözleşme uzatmaya yakın demiş. Milan sözleşmesini uzatacak falan diyor. Ee, ya her gün bir haber gelecek bu futbolcuyla ilgili, eminiz. O yüzden çok şey yapmana gerek yok. Ekambi'den Fenerbahçe'ye kötü haber. Bir de Ekambi'den kötü haber gelmiş. Karl Tokay Kambi Suudi Arabistan ekibi Abha Klaba 1.7 milyon euroya transfer olmak üzereymiş. Yeni takımı belli olmak üzere diyor. Lekip de yer alan habere göre diyor. Lekip olduğu için çok ciddi almıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Pazartesi günü bize %100 dönüş yapacaktı. Dönüş yapmadığına göre ya da bana herhangi bir duyum gelmediğine göre demek ki gelmeyecek diyorum kendi kendime. Ha şunu da düşünüyorum. Gelse nereye gelecek? Kimin yerine gelecek? Nasıl gelecek? Fenerbahçe istiyordu ama nasıl olacak? Bilmiyorum. Şimdi bir maça çıktık. Ve bu maçın sonrasındaki yapılan açıklamalar beni derinden üzdü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe resmi hesabının yaptığı anketi yaptım. Taraftarımız diyor ki hocam İsmail niye yok? Fenerbahçe Maribor maçında Fenerbahçe'miz adına maçın adamı kimdi? İrfancan Kahveci. Dusan Tadic. Rodrigo Becao. Sebastian Şimanski. Hangisi? Ha bana kalırsa İsmail Yüksek de burada olması lazım. Ama iki asist yaptığı için Şimanski taraftarın Fenerbahçe düşmanlığını ortaya koyduğu için bir e, harekette bulunmam gerektiği için de İrfancan kahveci diyorum. Hocam sen taraftara göre mi hareket ediyorsun? Hayır ben Fenerbahçe'ye göre hareket ediyorum. O yüzden Şimanski diyorum. UEFA ülke puan sıralamasında 10. sıraya yükseldik. 10. sıraya yükseldik. Bunu ekleyince ne oluyor? 600 lira oluyor. Yani böyle manyak bir kız gördüm. Bir şey koyuyor işte. Bu su. Suya pipeti sokuyorsun. 700 lira oluyor. Şimdi ne oldu falan yapıyor. Lan tövbe estağfurullah bir tane arkadan çarpacağım şöyle. <laughs> Şaka bir tarafa da. 10. sıra Süper Lig şampiyonunun şampiyonlar ligine direkt katılması demek. Ama bu, bu sezonun bitiminde değil bir sonraki sezonun bitiminde. Yani 2024-25 sezonu şampiyonu. Maç bitti. İsmail Kartal açıklamalar soruluyor. Orta ve uzun vadede 3 kulvarda yürüyebilmemiz için alternatifli bir kadro kurumu, kadromuzun olması gerekiyor. Güçlü bir orta sahamızın olması gerekiyor. Bak. Mesaja bak arkadaşım, mesaja bak lan mesaja. Güçlü bir orta sahamızın olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Rotasyonlu bir şekilde herkes bu takımda oynayabilir. Tabii Fred'i soruyorlar. Fred ile ilgili bitmiş herhangi bir şey yok. Bitmeyen bir şey için konuşmak pek doğru olmaz. Bekleyelim bakalım diyor. Şimdi Fred ile ilgili niye bitmeyen? Islak imzayı atmadığı müddetçe bitmemiştir. BK o konusunda ne dedi İsmail Kartal? Hayırlı olsun dedi. Hayırlı doldu inşallah. Bizim ana felsefemiz 4-3-3 oynamak diyor. Şimdi İrfancan Can Kahveci'nin ıslıklanması. Şimdi bak Fenerbahçe 3 Maribor 1. Fenerbahçe'de maçın oyuncuları İrfan Can Kahveci 9.2 puan almış yayıncı kuruluş. Ferdi Kadıoğlu 8.4. Tadic 8.3 almış. Açık ara İrfan Can Kahveci maçın adamı. Hocam iyi de bu istatistiğe rağmen İrfan Can nasıl ıstıklanır? Ben de onu anlamıyorum ya. Yani insan FETÖ'cü olsa Galatasaray'ın e, taraftarı olsa tribünde anca o zaman ıstıklar. Çünkü Galatasaray zamanında İrfan Can için Büyük çalım, yani büyük çalım attı. Yani Galatasaray'a büyük çalım attı Fenerbahçe'ye. O yüzden Fenerbahçe'ye geldi. Yani Galatasaray muhabirlerine göre öyle. İsmail Kartal diyor ki bugün bazı oyuncularımıza olumsuz tezahüratlar oldu. Bizim Fenerbahçe olarak sezon sonuna kadar bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Taraftarlarıma sesleniyorum. Fenerbahçelilere sesleniyorum. Islıklarına size söylemiyor. Her oyuncumuz bizim için çok kıymetlidir. Bütün oyuncularımıza destek verin. Onları kucaklayalım. Göreceksiniz onlar da sizi mahcup etmeyecekler. Biz birlik olursak her şeyin üstesinden gelebiliriz. İkinci yarı Şimanski'yi oyun aldık ve pres gücümüzü arttırdık. Oyun içinde yaptığımız hamlelerle maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi kıymetli dostlar. Fenerbahçe Şimanski'yi kimin yatak odasından aldı? Galatasaray'ın. Kimin yatak odasından aldı? Galatasaray'ın. Şimdi Galatasaray'a oldu? Pert oldu. <laughs> o kızın sunumuyla yapmak var da. Şimdi Dikkat edin. Yakında size Şimanski'yi de ıslıklattıracaklar. Ama maşallah var spaların. Yani gelen futbolcularımız hakikaten bak yeni transferlerimizin hemen hemen hepsi. E, ben bu yüzden konferans ligini çok seviyorum. Rakipler bir nevi kebap. Yeni transferler ayın 15'i gibi parlıyorlar. Bilmiyorum Tadiç'inkini işlediler mi? Dur bir bakayım. Mesela Tadiç. Bakayım işlediler mi? Bilmiyorum tam olarak. İşlediler. 3 maç, 2 gol, 1 asist. 264 dakika. Şimdi bak şimdi bak sadece bak 264 dakika iki tane de gol ekle ne olur 8 milyon euro falan maske 18 milyon euro transfer market değeri var üçüncü bölgedeki presine aşık oldum 3 maçta 159 dakika bir gol bir asist bakın ikisi de şeyde ee, Hani ben size diyordum ya şimanski Yıldız futbolcu mu diye. Herhalde siz yıldız demeye başlayacaksınız. Tadiç'e yıldız diyorsunuz. Orada anlaştık. Kim askere diyeceksiniz gibi geliyor. E Ceko'ya zaten diyorsun. Hocam 4 milyon euro olsun. 2 maç 1 gol 2 asist. 151 dakika. Edin Ceko 151 dakika. Bak bereket çok güzel. Bekao ilk maçında ilk gol. Vallahi bak şans Fenerbahçe'nin yüzüne gülüyor da bir de taraftar gülse. İrfan Can Kahveci maçın adamı. Geçen sene böyle bir konuşma yapmıştım. Daha sezonun başındayız. Çubuklu'yu terleten kim olursa olsun maç içinde protesto edilmemeli. Hiç merak etmesinler. İnşallah taraftarlarımızın hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacağız. Kuliusi Belge diyor ki üstünde çubuklu varken futbolcuyu ıslıklayanlar şerefsizdir diyor. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Bak. Allah vermesin. 3-0 geride olur takım. Dakika 45 olur hepsini yuhalayın. Ağzımı açarsam namerdim ben de yuhalarım. Ne bileyim 2-0 geride olursun. Futbolcularım imayısı sağ sol falan yaparlar. ıstıklarsın anlarım. Top gelir futbolcu işte kalçasıyla vurmaya çalışır, hareket yapmaya çalışır, geçiremez, geçiremez. Anlarım. ıstıklarsın anlarım. Maçın en iyi adamını ıstık diyorsan bu Fenerbahçe düşmanlığıdır. Ya bir şeyleri ezberliyorsunuz. <laughs> Kusura bakmayın. Birilerine kim gidiyorsunuz? Birilerine kan davası gidiyorsunuz. Allah bir dese diyorsunuz ki hayır yalan söylüyorsun kitapsız diyorsunuz. Altay Bayındır çıksa dese ki ya bütün mal varlığımı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağışlıyorum. Acaba neyi düşündü diyeceksiniz. Bu kadar katı olmayın. Bak İrfan Can 5 dakika topçusudur benim tabirimle. Anlatayım size 5 dakika topçusudur. 5 dakika oynar 5 gol atarsın. 5 dakika oynar 2 tane asist yapar. 5 dakika oynar 1 gol bir asist oynar. 5 dakika oynar 2 gol yapar. Bak İrfan Can kahveci 5 dakika topçusudur. Anlatabiliyor muyum? Kerem Aktürkoğlu 5 dakika topçusudur. Siz bir Galatasaraylı'nın Kerem'in anasına bacısına sövdüğüne şahit oldunuz mu? Olamazsınız. Bunlar çok ayıp şeyler. Galatasaraylısı yapmazken Fenerbahçelisi yapıyorsa bu Fenerbahçelilik değildir. Altay'ın yediği gol. Lan Crespo hata yapmış yerinde yok. Luan Perez hata yapmış öne çıkmış. O sayi adamını kaçırmış. Güya hızlı dediğimiz adam. Altay tereddüt etmiş ihale altaya yıkılıyor. %25-25 dördüne -25. de bölüştürün. Niye bölüştürmüyorsunuz? Çünkü ay Bayındır sizi yapmayın. Ayıp. Başka Fenerbahçe yok. Şampiyon olalım. Bizi sahada şampiyon yapmayacaklar. Bak Fenerbahçe neyle uğraşıyor? Sahada hakemlerle uğraşıyor. Saha dışında et it mi, it, it miydi? Ne? Şey pardon. ET miydi? Onunla uğraşıyor. Öbürüyle uğraşıyor. Kulüplerle uğraşıyor. Tehditleriyle, şantajlarıyla, lobiciliklerle uğraşıyor. Bilmem harcama limitlerinden falan uğraşıyor. Millet 500'e aldığını 3 gösterirken ses etmeyenler Fenerbahçe 500 aldığını 500 gösterirken siz kesin ile yapmışsınızdır. Bu 750'dir diyor. Bugün size bir şey söyleyeyim. Harbi harbi söylüyorum. Yani bununla uğraşırken bir de taraftan uğraşıyoruz. Ben Ali Koç'un yerinde olsam ıstıklayanların hepsinin kombinesini iptal ederim. Hak benden saklı değil mi? Parasını da vermem. Rezil olsun o parası pulu. Vermem niye vereyim? Sen bana orada belki de konferans kupasından edecektin beni. Senin ıslıklama yüzünden belki takım yenilecektim. Bak Sevgili Doktor Gürkan Kubilay selamlar olsun ona. Geçen sezonun ikinci yarısında 101 korner atıp sadece bir gol bulan Fenerbahçe'de Bekao'nun korner golü değerli bence de. Avrupa'nın 5 büyük liginde kafaya oynayan ilk 25 takım içinde kalesine gelen ilk ve ikinci şutta en yüksek gol yiyen takım da yine Fenerbahçe. Hem de tam 5 yıldır. Kaleci tamam ama savunma diyor. Luan Perez yerine Cicu şey, Ciku oynasaydı. Dijiku var ya. Ciku ile Bekao ben kafaya koydum. Bu ikisi mükemmel tandem olur. Bu ikisi mükemmel tandem olur. Kolay kolay altaya altaya hiç düşmez. Savunma bekleri bence o sahi, e, iyi düşünülen bir isim ama o Samuel'in defoları çok ferdi. sağa almamız lazım. Bizim sola bir isim almamız lazım. Mesela Rıdvan Yılmaz olabilir. Satın alma opsiyonu kiralayalım. Bu benim düşüncem duyum de değil arkadaşlar. Rıdvan Yılmaz'ı satın alma opsiyonu kiralayalım. Türk. Vallahi manyak olur. Ben Osterbolde'yi kiralıyorsan kirala. Burada bile oynatmadığına göre, oyunu almadığına göre Osterwald'e gideceğim. Ben size söyleyeyim açık konuşuyorum. Bence gidecek. Ben üyelere dedim ki eğer ilk 11'de başlamazsa oyuna da girmez. Hani oyuna girmez demedim herhalde. İlk 11 başlamazsa gidici dedim. Kesinlikle gidici. Oyuna bile alınmadı. Osterbolde gidici belli. Anlatabiliyor muyum? Demek ki bizim göremediğimiz bir şey var. Mesela ben Osterbolde'nin iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ama satın alma opsiyonu 7 milyon Euro'luk zorunlu opsiyonlu bir teklif varsa git. O da kurtulsun bizde. Ve şunu söyleyeyim. Fenerbahçe dönem zararını açıkladı. 264 milyon TL zarar. Yani yaklaşık 10 milyon euro. Rossi 5.5'a alındı. Buruma 4.5'a alındı. 9-10. Neyse. Samet Akaydın 3.7. Osterwold'e 6'ya alındı. Bak o dönemde hepsi alındı. Bunlar alındı. Buna rağmen zarar bu kadarsa 6.5'a zaten Buruma gitti. 4'e zaten Berisha gitti. 10.5 zaten karşılandı bile zarar. Geri kalanlar kar ülke puan sıralaması. Avusturya'ya geçtik 10. olduk. Şampiyonluk için Duhan Argu'n diyor ki şampiyonluk için Duhana da buradan selamlar olsun. Aslında var ya benim güzel bir ekip kurabilirim. Bak Duhan Argu'n olur, Sercan Hamzoğlu olur. Bak kafa ya takacağım isimlerden. Ahmet Selim Kuldu olur bak o da ama onun farklı bir şeyi var, görevi var. O bizim ekibe katılmaz. Doktor Gürkan Kubilay olur. Eğer bir gün ara çok olursa kanalı büyütürsem bu isimlerle yola devam edeceğim. Bunlar beni çok sevmese de ben onları çok seviyorum. Kaliteli isimler. Ünal Emin Canbay olur bak. Sevgili Ünal da bizim yıllardır takipçimiz. Yıllardır Facebook'tan beridir takipçimiz. Kendisini çok yorumlarına falan da şahit olmuştum. Allah yolunu vaktini açık etsin. İyi bir kardeşimiz. Sevimli bir kardeşimiz. Yani şampiyonluk için Göktuğhan diyor ki şampiyonluk için tribünlerde, tribünlere de transfer lazım. Çekirdekçi, selfici, beyaz yakalı gibi takılan, oyuncu ıslıklayanlar yerine 90 dakika hiç oturmayan Sesi kısılan taraftar gitmeli. Takım iyi. Öndesin. İrfan Can'ı dünyanın hiçbir futbol kültüründe izah edilemez bir durumdur. Ya ben hakikaten anlamıyorum. Bana birisi anlatsın. Bilmediğim bir şey mi var? Özür dilerim. Tribünlere el hareketi falan mı çekti? Parmak mı gösterdi? Bu çocuğu niye ıstıkladınız? Yani Yani bu çocuğu niye ıslıkladınız? Benim bilmediğim ne var? Lütfen ya. Bana deyin. Hocam tipini beğenmedik. Hocam işte karısını dövüyormuş. İşte ne bileyim. Ee, karısına market için para vermiyormuş. Kredi kartlarını iptal etmiş falan. Valla bak. Bilmediğim bir şey varsa söyleyin. Ben de bileyim ya. Ben merak içindeyim. Kafam basmıyor ya. Gerçekten kafam basmıyor ya. Yani ben idrak edemiyorum. Bak. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bekao bile maçtan sonra çıkıp diyor ki ıslıklama duydum. Ya Allah'tan korkun be. Allah'tan korkun. Gerçekten Allah'tan korkun. Bu arada uzatma dakikalarındaki penaltıyı Batshuayi kullanmak istemiş ancak topu alan Tadiç buna izin vermemiş. Tadiç gol vuruşunu yapmasının ardından morali bozulan Batshuayi'nin gönlünü almaya çalışmış. Şimdi Tadiç kaptandır orada. Ve şunu söyleyeyim Tadiç solda oynaması lazım. Fred ve Şimans kim olacak? Fred ve Şimanski. iki tane. Sekiz. Daha da at Cengiz'i. Kent olabilir. Yani çok değişik şeyler yapabilirsin ya. Yani süper şeyler yapabilirsin. başka neyi anlatacaktım? Ben şunu anlatacağım. Fred olayına geçeceğim de merak etmeyin onu bekliyorum. Siz Fenerbahçeli'yi yanlış anlamışsınız diyor okul açık. Maça 15 dakika kala stat'tan çıkmayla Fenerbahçeli olunmaz. Kesinlikle katılıyorum ekleme yapmıyorum. Ya bak Altay yediğimiz golde şu an benim önümde video. Yediğimiz golde ay çıkmaya çalışıyor biliyor musunuz? Psikolojik olarak da geri geliyor. Bak ayağa gidiyor ileri geri geliyor. Ara pas atılacak diye sonra diğer tarafa atılıyor. Yani futbolcuyu dikkatlice izleyin. Yani ne yapacağını bilmiyor demeyin. Orada futbolcu diyor falan lan gol yersem ne olacak? Taraftar yuhalayacak. Vallahi işimiz zor. İşimiz zor ama eğlenceli tarafa geçelim. BK o maç içerisinde az sayıda da olsa yuhalamalar duydum taraftarlarımızdan rica ediyorum. Her zaman birlik olmalıyız. Bizim yanımızda olun sizin yardımımıza ihtiyacımız var. Bak adam gelir gelmez. Ve İrfan 4 kilit pas 3 pozisyona girmiş. İkili mücadeleleri de hiçbirini kaybetmemiş. Bir gol atmış. Vallahi ben anlamıyorum ya. Murat daha sağ... Diyor ki Fenerbahçe'nin yediği golde Altay Bayındır Atal değil. Olabilir. Fenerbahçe maribor elemesi durumda konferans ligi playoff turunda karşılaşacağı muhtemel rakip Twente Riga'yı ilk maçta sahasında 2-0 mağlup etmiş. Diye Twente artık çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Fred. Galatasaray TT'yi açıklamış bu arada. 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalamışlar. 2.8 milyon euro yıllık ücret 3.1 milyon euro imza parasıymış. Nevzat Dindar'ın açıkladığı paraların 4'te 1'i falan bu. Demek ki Nevzat Dindar çok yalancı bir isim. yalançının önünde gider demek ki. Galatasaray'a zarar veriyor. Bence Galatasaraylar dava etmeli Nevzat Dindar'a. Yani onu düşünüyorum. Şimdi ben size hep ne dedim? Taraftarlar sabırsızlanıyor ama inceleyip sık dokumak lazım transferi dedim. Demedim mi? Ya dünya cümle scout ekibi var. Barcelona'nın 3 futbolcudan 305 milyon euro zarar etti. Coutinho, Dembele, Griezmann. 3 futbolcudan 305 milyon euro ya. Bugün 305 milyon euro Fenerbahçe'de olsun. Borcu kapatıyor. Üstüne de 2 tane 3 tane süper star getiriyor. 395'e alıp 90 milyon euroya sattılar. Sabır işi transfer. İnceleyeceksin. Sık dokuyacaksın dedim. Kızdınız Ali Koççu musun hocam? Falan filan. Şimdi Fred'le Galatasaray'ın hiçbir ilgisi yokmuş. Sizce Galatasaraylılar doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Her zamanki gibi değil mi? Süleyman Rodop Fred'in menajerleri iki gün önceye kadar Galatasaray'ı aramışlar. İki gün önceye kadar Galatasaray'ı aramışlar. Fenerbahçe'nin teklifi var. Siz yeni teklif verecek misiniz demişler. Bu arada pardon arkadaşlar oynamamış. Slide gösterisi oynasın. İki gün önceye kadar Galatasaray'ı aramışlar. Fenerbahçe'nin teklifi var. Siz yeni teklif verecek misiniz demişler. Erdem Timur'dan now now demiş. Yeni teklifimiz olmayacak. Şartlarımız belli demiş. Galatasaray Fred'le bir aydır görüşme yapmamış. Teklif yenilememiş. Erden Timur'un şeyini söylüyor. Süleyman Rodop adlı Galatasaray ahlaklı Galatasaraylı kişi. Bitti mi bitmedi. Yahup Çınar. Yahup ne demiş? Galatasaray Fred için en son Temmuz'un ortasında 4 milyon euroluk teklif yapmış. Sonrasında bir girişim olmamış. Fenerbahçe tarafı çalım senaryosu. Menajer tarafı da Galatasaray hala işin içindeymiş gibi göstererek Fenerbahçe'den daha yüksek maaş almak için uğraşıyor demiş. Bakın dikkat edin. Aynı merkezden gönderilmiş yine. Yine WhatsApp grubundan almışlar. Çünkü iki açıklama da aynı. Şimdi arkadaşlar ekranda görüyorsunuz değil mi? Solda Kerem varken Fenerbahçe istiyor diye Zahaya alanlar. Sağa da Barış Alper Yılmaz Yunus Akgün varken adı Fenerbahçe ile anıldığı için Tete'yi alanlar sezon başından beri Torreira'nın yanına Fred almak için mücadele edenler ama gel gör ki alakaları yokmuş. Yani yalan makinasına bağlasak oradan enerji üretecek herhalde. Bu arada Haluk Yürekli bir soru sormuş. Ee, yürek, yürekliymiş. Ben yüreksiz zannediyordum. Florya'nın kalbinden söker alırız diyen kimdi? 27 Temmuz 2023. Selahattin Baki. Bundan sonra kafa kafaya gelirsek Şimanski'de olduğu gibi gerekiyorsa Florya'nın kalbine gider o oyuncu söker alır. Kadıköy'e getirip çubuklu giydiririz demiştim. Kim sözünü tuttu? Kim başka bir şey tuttu. Sevgili Sercan Hamzoğlu'nun da dediği gibi. Fred Fenerbahçe'de inşallah bir aksilik olmaz. Bu arada Edin Ceko da Fabrizio Romano'nun Fred Fenerbahçe beni Instagram'dan beğenmiş. Onu da atladıydım. Söylemiş olayım. Hocam Fred çok mu iyi futbolcu? Yok ya sırada normal bir futbolcu. Maribor'un hocasına Fenerbahçe'den Demiş ki Fenerbahçe'den sizi en çok kim zorladı? Ne kadar zamanımız var demiş. Adam hepsini sayacak. Ama gel gör ki Fenerbahçe taraftarına beğendiremiyorsun. Bu arada Kent Şimanski övmüş. Şimanski utanıyor. Dünya bir dakikalığına güzelleşiyor diyor. Ya bunlar hoş şeyler. İşte bunlar konuşulması gereken şeyler. Fenerbahçe son 17 Avrupa maçında sadece bir kez yenilip 13 galibiyet almış. Ülke puanını almış yukarılara taşımış. Ha, şunu söyleyeyim. Hocam bir tane de sen eleştiri yap. Kurban olayım ya. Hep Ali Koççu Koç davranma. Tamam bir eleştiri de ben yapayım. Ben bugün elimde yetki olsa Endombele'yi alırım. Fred'i alırım. Şimanski. Endombele, Fred, Şimanski'yle orta saha kurarım. Yedekleri Crespo, İsmail, Mert Hakan ee, şey daha vardı lan. Zayt's yaparım. 7 tane orta saham var. Sağ tarafa Cengiz Ünder, Emre Mor alırım. İlk bir tane Türk'ü garantilerim. Sol tarafta Tadic, Kent yaparım. Bu da güzel. Forvet'te Batshuayi'den bize bu sene hayır gelmeyecek. 3'e 5'e bakmadan satalım. Bak ben yalvarıyorum satalım. Az önceki arkadaşıma da Luka mi alırız? Başkasını mı alırız? Birini alalım. Bak Batshuayi'den fayda gelmeyecek bu sene. Hazır bak 2 tane gol atmış ilk maçta. Kaptıralım gitsin birine. Bu dediğimi unutmayın. Ceko. Adamın adını unuttum lan. Luka Jovic. Jovic diyecek mi başka bir mi? Aklıma hep Rebic geliyor Beşiktaş'ın transferi şey yap. Jovic'i getir. Ceko, Jovic, Umut Nair. 3 tane benzer profilde futbolcu. Serdar da gönderirsin. Okey. Bir tane Türk'ün Cengiz Emre dedik. Ferdi 3 2. İşte burası. Livakovic yerine İsmail Kartal çıkacak diyecek ki sezon bitene kadar Altay benim az kalecim İrfancan Kahveci yedek kalecim. Altay'ı kim ıslıklıyorsa Fenerbahçeli değildir. Hatalı gol de yese benim kalecim. Kötü de olsa benim kalecim. İrfan daha iyi performans gösterir. Öne geçerse İrfan benim kalecim. Derse öyle. Yoksa Livakovic'in gelmesi lazım. Onu da söyleyeyim. Ha, Livakovic gelirse 3. Türk'ü kim oynatacaksınız? İsmail şu performanstayken o da enteresan. Şimdi İsmail, Fred, Şimanski. Göze hoş geliyor değil mi? İçinde İsmail geçtiği için zorunuza gidiyor ama. İsmail'in yedeği kim olacak? Crespo olsun mesela. Gitmesin Crespo. Zaten bizim verdiğimiz parayı kimse veremez. Ama şunu söyleyeyim. Eğer 7-8 falan varsa Crespo'yu paketleyelim. Vallahi paketleyelim. Fred'in arkasında beklemek İsmail'i yormaz. Fred'in arkasında beklemek İsmail'i uçurur. Endombele, Fred, İsmail, Şimanski 4. Gaits 5, Mert Hakan Yandaş 6, Bartu Elmaz 7. Bak 7 futbolculuk bir tandem kuralım orada. 7 futbolculuk. Endombele Fred, Çimanski as olsun. Bak 7 futbolculuk. Maçtan maça değiştirirsin. Yapacak bir şey yok. Cengiz alırsan Cengiz Emre yaparsın. Sağ kanat bir tane Türk. Ferdi bir tane Türk. 2. O sayının yerine Mert Müldür oynatacak cesaretin var mı? Zannetmiyorum. O zaman kalecin Türk olacak. 3. Bunları da düşünmek lazım. Bunları söyleyince de linç yiyorum. Arkadaşlar Fred Sercan Hamzoğlu'nun dediği gibi Fenerbahçe'de ama hani imza duyumları her şey geliyor. Ama kap gelmediği müddetçe siz de bana kızıyorsunuz, küsüyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. Kapın gecikme sebebi sadece Fred oldu, olmadığındandır. Yani e, Fred sadece Fred değildir. O yüzden imza gecikiyordur. Konuşamayacağım şeyler de var da bazı şeyleri de siz anlayın. Arkadaşlar beklediğinize değecek. Bakın beklediğinize değecek. Sponsor parası katılıyor işin içine. Transferde görüşmeler yapılıyor. Çok fazla uğraşılıyor. İnanın Ali Koç babamın oğlu değil. Hiç kimse benim babamın oğlu değil. Babamın başka oğlu yok çünkü. Lütfen Fenerbahçe'ye destek olalım. Kanalımıza da destekleriniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videoyu 34.500'de çekiyorum ama eminim siz izlediğinizde 34.600'e yakın olacak ya da 34.600'ü geçecek. Destekleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.